Günümüzün koşullarının gereği hepimiz bir miktar diş gıcırdatır, bir miktar dişlerimizi sıkarız ama önemli olan kendimize zarar verecek miktarda yapıyor muyuz bunu? Eğer çocuğunuzun diş gıcırdatması sizi rahatsız edecek, dikkatinizi çekecek noktalara gelmişse tedbir almanın zamanı gelmiş olabilir. En azından etkeni bulmaya çalışmakta yarar var. Bu konuda hekiminizden yardım almanızı öneririm. Çünkü diş gıcırdatma, diş sıkma gibi sorunlar çok fazla etkene dayanan sorunlardır. Öncelikle çocukların uyku periyodu, derin uyku periyodu çok uzun olduğu için ve diş sıkma da o periyoda ait bir dönem olduğu için uyku temizliği yapmak gerekir. Yani çocuğunuzun uykusunu bozan, farkında olmadığı ne olabilir? Yüksek bir yastık olabilir, üşüyor, terliyor olabilir, tuvalet ihtiyacı zannettiğinizden daha sık tekrar ediyor olabilir, bir ağrısı olabilir. Bütün bunları eledikten sonra özellikle gece lambasına çok dikkat etmek gerekir. Sarı ışık bizde hep sanki daha geceye uygun gibi görünür ama gündüz etkisi yaratır. Dolayısıyla gece sarı ışık kullandığınızda çocuğun bedeni uyumak istemez. Beyaz ışık tercih etmeniz gerekir. Bunun gibi pek çok etken söz konusu. Bunların hepsinin tek tek elenerek bir noktaya kadar getirilmesi ve bu şekilde çözüm üretmeye çalışılması gerekir. Her zaman çözüm üretebilir miyiz? Üretemeyiz. Bazı dönemde çocuğun bu alışkanlığının kendine zarar vermesini engelleyecek bir uygulama yapmak gerekir. Burada plaklar söz konusu. Ama büyüyen çocukta sabit plak kullanmak kolay bir şey değil. Dolayısıyla ona alternatif, hani onlara göre düzenlenmiş bir takım plaklar var. Ama yine dediğim gibi bu hekiminizin görüşüp karar vermesi gereken bir şey.